Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi İmam Gazali diyecek ki, bu hidayetin bidayeti nedir? Yani talebesine diyecek ki, sen böyle sor. Yani böyle sorarsan böyle, ben de sana şöyle cevap veririm diyecek. فَاِنْ قُلْتَ Eğer dersen ki فَمَا بِدَايَةُ الْهِدَايَةِ Bu hidayetin başlangıcı nedir ki لِيُجَرِّبَ نَفْسِي ف۪يهَا Yani fil bidaye. Ya nefsimi ondan ne yapayım? Tecrübe edeyim. Acaba nefsim onu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Ona itaat edecek mi, etmeyecek mi? Zaten başta söylemişti. Yani kitabın girişinde bundan bahsetmişti. Şimdi diyecek o bidayet nedir? فَاِنْ قُلْتَ فَمَا بِدَايَةُ الْهِدَايَةِ لِيُجَرِّي بَنَفْسِ بِف۪يهَا فَعَلَمْ Dürsen o zaman bil. اَنَّ بِدَايَتَهَا Bu hidayetin başlangıcı zahirü takva. Yani takvanın zahiridir. وَنِهَايَتُهَا بَاطِنُ takva. Onun sonucu, nihayeti ise takvanın batınıdır. Tabi kitabın sonunda da diyecek, sen bu bidayetin nihayetini, takvanın batınını öğrenmek istiyorsan İhya-u Ulumiddin adlı kitabımıza müracaat et. Ve onu iyi tetkik et ki orada bu bidayetin nihayetini ne yaparsın öğrenesin. Kitabın son kısmında öyle tavsiye edecek. فَلَا عَاقِبَةَ اِلَّا لِلْتَقْوَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Hep ayetten iktibas ediyor. Güzel sonuç, cennet, Allah'ın cemaliyle müşerref olmak ancak takva ilendir. Takva olmasa akıbet olmaz. وَلَا هُدَى اِلَّا لِلْمُتَّقِينَ Yani huden لِلْمُتَّقِينَ Kur'an-ı Kerim ancak muttakilere hidayettir. وَلَا هُدَى اِلَّا لِلْمُتَّقِينَ Yani buradaki muttakinden murat, yani el-muttasifine bit-takva, takva ile muttasif olan. Yani takva bahsi geniştir. İnşallah bunları Kuşeyri'nin risalesinde okuyacağız. Ve takva, tabi İmam Gazali hulasa, özet olarak diyor ki, ibaretun an imtisali evamirillahi ta'ala. Takva, Allah-u Teala'nın emirlerine sıkı sıkı yapışmaktan ibarettir. Yani onları yapmaktan ibarettir. Allah neyi emretmişse onu yerine getireceksin. Tabii ben bazen ibareyi bu hemze vasıları böyle şey okuyorum da yani ibare tam açık olsun diye. Yoksa normalde وَاتَّقُوا عِبَارَةٌ عَنِمْ تِسَالِ اَوَمِرِ اللّٰهِ تَعَالَى diye okumamız gerekir. وَجِتِنَابِ نَوَاهِيهِ Evet. Yüce Allah'ın nehyettiği şeylerden de sakınmaktan ibarettir. Fehuma kismani. Tabi bu Yüce Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek, nehyettiği şeylerden de sakınmak iki kısımdan ibarettir. Ve ha, da bazı nüshalarda ha vardır. Burada yok. Hani bazen nüshada ha var. Ha olsa da bile. Çünkü tembih makamında. Uşiru aleyke. Ben sana ne yapıyorum? Böyle işaret edeceğim. Yani mücmel olarak açıklayacağım. Bir cümlenin. Uşiru aleyke de bir cümlenin. Bazı cümlelerle ona delalet edeceğim. Muhtasar atın. O cümleler de muhtasar olacak. Çok böyle tafsilatlı değil. Çünkü tafsilatlı olarak İhya-u Ulumiddin adlı kitabında bunu yapmış, söylemiş. Ve ana uşiru aleyke bi cümelin muhtasaratin min zahiri ilmi takva fil kısmeyni cemi'an. Evet. Yani kısaca şunu demek istiyor İmam Gazali. Takva ilminin zahirini az
Yani muhtasar olarak, özet olarak iki bölümde sana anlatacağım yani diyor. Yani iki bölümde bu takva ilminin yani zahirini, şimdi ikiye ayrılıyor ya. Şimdi zahiretü takva, bir de batin takva var. Zahiri takva, batin takva. İşte bu iki kısmı, Yüce Allah'ın emirlerine sıkı sıkı yapışmak, onun nehyettiği şeylerden kaçınmak, bunları muhtasar bir cümlelerle iki kısımda, iki bölümde sana ne yapacağım? Anlatmaya gayret göstereceğim diyor. Fehuma kısmani, yani bu fehuma zamir şeye gider. İmtisalle içtinaba gider. İki kısımdır. Dur ben sana muhtasar bir cümlelerle, yani kısa ve öz cümlelerle işaret edeceğim. Min zahiri ilmi takva. Takva ilminin zahirini. Evet. İki kısımda anlatacağım. Şimdi zaten diyor, el-kısmü l-evvelu fit ta'at. Şimdi Allah Teala neyi emretmiş? Taatleri emretmiş. İşte bunları nasıl yapacağız? El-kısmü l-evvelu fit ta'ati, birinci kısım ibadetlerde adab, ibadetlerde yani nasıl ibadetler yapılır? İ'lem. Allah-u Teala nasıl itaat edilir yani? Enne evamir Allahi Teala feraidu ve nevafil. Yüce Allah'ın emirleri farzlardan ve nafilelerden ibarettir. Yani Yüce Allah farzları emretmiştir. Bir de nafile olan şeyleri emretmiştir. Yapılması gerekli olan şeyler, bir de yapılması gerekli değil ama insan yaparsa da sevap kazanır. Allah katında kurbiyete, yakınlığa sebep olur. Fel ferdu farz re'sul mali. Yani ana para diyeceğim, sermayedir. Ve bihi, bu farz ile tahsulun necatu, yani necat, kurtuluş, farz ile, yani farzları yerine getirmek ile hasıl olur. وَالنَّفْلُ هُوَ الرِّبْحُ. Bu nefil ise insan o ana sermayeden elde ettiği o kârdır yani. وَبِهِ bu nafile ile, nefil ile, ya yani nafile ile الْفَوْزُ بِالدَّرَجَاتِ, dereceleri elde etmek bu nafile ile ne oluyor? Hasıl oluyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kala Allah azze ve celle, ma takarrabe ileyyel mutakarribune bi misli edai ma meftaradduhu aleyhim. Yani bana yakın olanlar onlara farz kıldığım şeylerle ne yapar, bana yakınlaşırlar. Yani Yüce Allah'ın kulları sadece farz ibadetlerle Allah'a ne oluyor, yakın oluyor yani. Ma takarrabe ileyyel mutakarribun bi misli edai meftaradduhu aleyh. Buradaki may nafiyedir. Yani onlara farz kıldığım şeyleri eda etmenin benzerinden başka bir şeyle bana yakın olamazlar yani. Sadece onlara farz kıldığım şeyleri yerine getirmekten sadece bana yakın olabilirler diyor Yüce Allah.
وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ diyor, kulum bana yakınlaşmaya devam eder. Bir nevafili neyle devam eder yakınlaşmaya? Nafilelerle. Demek farz kılan şeylere yakın oldu. Allah Teala kuluna farz kıldığı şeyleri kul yerine getirdiği zaman Allah'a yakın oldu. E bu yakınlık devam ediyor. Devam ediyor. Hatta nereye kadar devam ediyor? Uhibbehu. Ta onu sevene kadar. Nafileleri de yapınca Allah Teala'nın sevgisine mazhar oluyor. Fe izâ ehbebtuhu diyor, kulumu da sevince kuntu sem'ahu lezî yesma'u bihi. Yani işiten kulağı olurum diyor. Ve basarahu lezî yubsiru bihi. Gören gözü olurum. Ve lisânehu lezî yantiku bihi. Konuşan dili olurum. Ve yedehu lezî yabtişu biha. Tutan eli olurum. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا yürüyen ayağı olurum. Bunlar mecazi ifadeler. Mecazi ifadeler. Yani kulumu görüp gözetirim ve daima ona lütfumu, ihsanımı ne yaparım? Gönderirim yani. Ona lütfu, ihsanımı muamele ederim. Yani dünyada hiçbir sıkıntı çekmez. Her neye bakarsa beni görür, azametimi görür, ihsanımı, lütfumu görür yani. Evet, inşallah bunları şeyde okuyacağız. Kuşeyri Risalesi'nde. Bunlar daha tafsilatlı açıklanıyor oralarda. وَلَمْ تَصِلَ اَيُّهَا الطَّالِبُ اِلَى الْقِيَامِ بِاَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالَى diyor, ey ilim talep eden kişi, sen diyor, Allahu Teala'nın emirlerini hakkıyla yerine getiremezsin illa bi murakabeti kalbike. Ancak kalbini ne yapacaksın? Gözeteceksin. Murakabe edeceksin. Ve cevarihike. Ya nasıl kalbini bırakabileceksin? Yani Allah'tan gafil olmayacaksın. Hani kalbini bu şekilde gözeteceksin. Koruyacaksın. Yani dünya sevgisini kalbinden çıkaracaksın. Daima kalbinde Allah sevgisi olacak. Efendimizin sevgisi olacak. Kur'an sevgisi olacak. Ve cevârihike azalarını murakabe edeceksin. Fî lahazâtike ve enfâsike. Yani kalbini, azalarını her nefes alıp verdiğinde, her ondan sonra bakışlarında nefes alıp vermende, yani her anda, her saniyede kalbini, azalarını muhafaza, murakabe edeceksin. Min hini tumsi ila hini tusbihu. Yani sabahtan akşama kadar. Yani gündüzün, gecenin her anında, her bölümünde azalarını, bakışlarını murakabe etmekle ancak ne yapabilirsin? Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirebilirsin diyor. Tabii zor bunları yapmak. Yani her baba yiğidin harcı değildir. Yani böyle her anda, her saniyede, her nefes aldığımızda kalbimizi kontrol altına almak, azalarımızı kontrol altına almak. Hani bu biraz epey bir yani tasavvufi eğitimden geçer. Yani nefsi terbiye etmekten geçer. Öyle okumakla bu işler olmuyor yani. Fa'lem enne Allah tebareke ve teala muttali'un ala zamirike. Zamir da kalbine Allah muttali'dir. Onu ne yapıyor? Bilir yani. Kalbinden neler geçtiğini Allah muttali'dir, biliyor yani. Ve müşrifun ala zahirike ve batinike. Eşrefe ala gene bilmek, yani murakabe etmek, görmek. Senin zahirin, batının, yani içini dışını Allah bilir yani. Ve muhitun bi cemi'i hataratike ve lahazatike ve hatavatike ve sair-i sekenatike ve harekatike. Allah kuşatmış. Ne demek yani? Allah gene bilir. Yani hatarat, kalbinden geçen her şeyi, bi cemi'i hataratike ve lahazatike, hani her bakışlarını, her adım attığını, her diğer hareketlerini,
sekenatlarını Allah biliyor, görüyor. Ne demek biliyor? Yani buna göre de ceza verecek, mükafat verecek. Yani İnna Allah alimu bizati sudur. Hani yüce olan Kur'an-ı Kerim'den tefsirde de bunları okumuştuk. Yani Allah biliyor. Ne demek? Yani ona göre de cezasını verecek, mükafatını verecek. Ve enneke fi muhalatatike, yani insanlarla olan diyaloglarında, yani insanların arasına karışmanda, ve halavatike, yani böyle yalnız kaldığında, enneke mütereddidun beyne yedeyi, sanki Allah'ın huzurunda ne yapıyorsun, böyle dönüp dolaşıyorsun. Yani Allah seni görüyor. Ne demek? Yani insanlarla beraber olduğun zaman da, yalnız kaldığın zaman da onun huzurundasın yani. Ona göre ne yapacaksın? Ona göre hareket edeceksin. Hani Kad-ı Semi'a suresinde Yüce Allah diyor ki ma yekunu min necve salasetin illa huve rabi'uhum. Üç kişi olmaz ki dördüncüsü Allah olmasın. Dört kişi olmaz ki beşincisi Allah olmaz. Olmasın yani. Yani Allah her daim ilmiyle sizinle beraberdir. Yani ilmi her şeyi kuşatmıştır. Fela yeskunu fil mulki vel melekuti, mülkünde, saltanatında bir sakin sükuna ermez ki, yani ve la yeteharraku muteharrikun, yani duran, dolaşan hiçbir şey yok ki, illa ve cebbaru semavati vel ardi muttalin aleyhi. Göklerin ve yerin cebbarı, yani buradaki cebbar istediğini zorla yaptıran. Yani istediği, yani insan mecburdur yani. Allah bir şey diledi mi onu yapmaktan başka çare yoktur. Cebbar. İlla ve cebbaru semavati vel ardi muttali'un aleyh. Bilir yani Allah onun duruşunu, hareketini, yani gökte ve yerde ne varsa Allah ondan, ona nedir? Onu bilir. Onun ilminden kaçmaz. Buna göre hareket etmek lazım. Evet. Feteaddeb, madem öyle, madem Allah her şeyi görüyor, biliyor, her şey mutalaattir, sen ne yap? Edepli ol. Eyyuhel miskinu, ey fakir, biçare, zahiren ve batinen, hem zahirinde hem batınında edepli ol. Beyne yedeyle Teala, Allah'ın huzurunda. Feteaddeb, beyne yedeyle Teala, Allah'ın huzurunda edepli ol. Nasıl edepli? Teeddübel abdizzelilil muznibi fi hadratil cebbari cebbaril kahhar. Kahhar olan, cebbar olan Yüce Allah'ın huzurunda böyle muznib, günahkar, böyle zelil bir kulun edebi gibi ne yap? Edeplen yani. Ve iştehit en la yarake mevlake haysu nehake. Yani buna çaba göster. Bu iştihat kalıbı iftihar babından, yani biraz tekellüf vardır. Yani kendini zorla. Mevlan, yani sahibin olan Yüce Allah'ın seni görmemesi, nehyettiği yerlerde, bu haysu mekan, seni nehyettiği mekanlarda görmemesine çalış. Yani Allah sana demişse efendim meyhanede Allah seni görmesin yani. Seni camide görsün. Ve la yefkideke haysu emereke. Yani emrettiği yerlerden de seni kaybetmesin yani. Yani maksat orada ol yani. Mesela Allah demişse camiye gideceksin, Kabe'ye gideceksin. Oradan oraya gideceksin yani. Oradan kaybolmayacaksın. Allah seni orada görecek. Kabe'de görecek. Mescid-i Nebevi'de görecek. Mescid-i Haram'da görecek. Mescid-i Aksa'da görecek. Mesela yani. Misal. Allah'ın sevdiği yerlerde olacaksın yani. Sevmediği yerlerde olmayacaksın. Buna gayret göster.
Tabii tek tek sayma gerek yok yani. Allah'ın sevmediği yerler bellidir, malumdur. وَلَنْ تَقْدِيرَ عَلَى ذَٰلِكَ İdir, buna da gücün yetmez. Buna güç yetiremezsin. İlla bi en tuvazzi'e evkatek. Ancak vakitlerini bölerek. Vakitlerini böleceksin. Ve turettibe evradek. Evratlarını tertip edeceksin. Zikirlerini, cüzlerini, hiziplerini tertip edeceksin. Min sabahik eylemesin. Sabahtan akşama kadar olan, sabahtan akşama kadar yapacağın zikirlerinde evratlarını tertip edeceksin. Düzene koyacaksın. Vakitlerini düzene koyacaksın. Böyle vakitlerinde Allah seni daima ona itaat ederken görecek yani. فَاَسْغِ اِلَى مَا يُلْقَ اِلَيْكَ مِنْ اَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْكَ مِنْ حِينِ تَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِكَ اِلَى وَقْتِ رُجُوعِكَ اِلَى مَضْجَعِكَ Uykundan uyandığın zaman ta yatağına dönene kadar ne yapacaksın? Yüce Allah'ın emirlerinden, Kur'an-ı Kerim'den sana tebliğ edilenlere kulak vereceksin diyor. Fesih kulak ver ilama ol bir şeye kulak ver ki yulka ileyke sana atılıyor yani sana tebliğ ediliyor. Okunuyor. O manedir min evamir. Allah-u Teala'nın emirlerinden sana ulaşana kulak vereceksin. Ne zaman? Yani uykundan kalktığından ta yatağına dönene kadar. Yani sabahtan akşama kadar yani. Yüce Allah'ın emirleri sana okunduğunda sen ona kulak ver. Ne demek? Yani yerine getir. Evet. Tabi İmam Gazali sonra fasl diyecek fi adabil istiqazi minen nevmi. Uykudan uyanma adabı. Yani uykudan uyandığımızda neler yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Onlardan bahsedecek. Gerçekten çok güzel bir kitap bu Bidayetül Hidayet. Sanki İhya-i Ulumuddin'in bir özeti gibidir. Tabi bu kitabını İhya'dan sonra yazmıştır. O yüzden çok güzel faydalı bilgiler vardır. Her ilim talebesinin, her alim olan kişilerin bu tasavvufi kitapları okuması, okuyup anlaması ve amel etmesi gerekir. Yoksa o ilmiyle yanlış yapabilir. Yani başta söylediği gibi o ilmini Allah dışında, Allah'ın rızası dışında şeylerde kullanabilir. Bu risk, bu tehlike vardır. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Yüce Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Yani ilmiyle amel eden, salih, halis, böyle ihlaslı, samimi kullarından eylesin. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.